Osman. Bu ne? Osman, burada çok para var. 50 bin. Ne? Nereden buldun bu kadar parayı? Çalıp çırpmadım, korkma. Helalinden. Sana olan borcum, geri kalan da işte Mahmut abinin dükkan için. Hadi eyvallah. Osman, al bu parayı. Nereden aldıysan geri götür. Osman! Bırak Yaren, artık çok geç. Osman! Gelme Yaren. Osman nereye? Osman gitme! Seni seviyorum Osman. Ben de seni yarim. Zaten bir iki güne karım olacaksın artık. Nasıl yani? Evet. Yıldırım nikahı yapacağız. Çabuk kimliğini ver. Yıldırım nikahı mı? Evet. Ya ne yapalım, bu köprüden önce son çıkışımız yani. Hadi ver kimliği. Tamam tamam, şaşırdım ben. Hemen olur muymuş ki o işler? Vallahi bir iki güne olacak işte. Ondan sonra da ne Mahmut ne de başkası bize engel olabilir. Evleniyoruz yavrum. Ya Osman abim çok tuhafsın ya, böyle başka biri gibi. Ne demek kız başka biri? Yani çıkar şu bir hadi. Kızım sen vitrine değil, iklime bak. Dayım nerede anne? Oğlum bilmiyorum ya, aradım ama açmadı. Gelir, uyu sen. Uyan. Beni reklamda oynatacaklar. 10 binden nakit veriyorlar. Ne? Ya. 10 bin mi? Evet. Artık her gün buz yeriz ya. Ne yapalım? Ya. Bir dakika, verecekler mi o kadar Osman? Tabii verecekler ya. Ay anneciğim, çok sevindim Osman. Gel, gel, gel. Boynu bükük gel. Gel, o da nasıl bakıyor oradan kedi gibi, gel. Ay. Sevgi yumağı alalım, gel. Ay. Ulan, gidip de dönmemek var. Girdik bu işe ama ya kalkamazsam o masadan? Anam, ablam, Memo, yarenim, oğlum Osman, kendine gel. Ah be ablam, benim melek ablam. Ben sizi bırakmazdım ama bir süre ortalarda görünmemem lazım. Neyse. Bu gece kalacak bir yer ayarlayayım da. Yarın Allah gelirim artık.
Of. Osman saat kaç oldu ya ablam ya? Uyutmayacağım beni bu gece belli. Her bir kar tanesinin dünyanın bir yerinde haksızlığa uğrayan bir kadının ağzından dökülen bir ah olduğu sözü aklına geldi. Bütün bu iç geçirmeleri gökyüzüne yükseliyor, bulutlar halinde toplanıyor. Sonra minicik parçalara bölünüp sessizce aşağıya, insanların üstüne yağıyordu. Allah! Bana benziyor. Ben miyim lan o? Benim bu. Ölmüşüm ben. Osman ne oluyor? Dur. Hocam sen miydin? Cenazem var hocam. Yok oğlum. Yok mu? Ben ölmedim ben hocam. Ben cenazem kalkmıyor benim. Kaçta kalkıyor? Öğlen mi? İkindi mi hocam? Oğlum ne diyorsun? Ne ölmesi ne cenazesi. Dimdik ayaktasın işte. Ölmedim yani ben. Dimdik ayaktayım. Oh. Oh. İyi misin sen Osman? İyiyim yok. Şimdi iyiyim hocam sağ ol. Ama çok kötüydüm yani. Bir kabus gördüm böyle sabaha kadar böyle. Öldüm dirildim. Gittim geldim öte tarafa hocam. Oh. Hocam senden de Allah razı olsun vallahi yani gece açtın caminin kapısını bana. Caminin kapısı herkes açık Osman. Allah razı olsun hocam. Ver elini öpeyim. Belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Niye görüşemeyelim evladım? Ne bileyim yani. Dünyanın bin bir türlü hali var yani şimdi. Ölmek var. Dönmek yok, ne bileyim işte bugün varız, yarın yokuz. Orası doğru da. Doğrusuyla, eğrisiyle artık sen de dostlara dersin ki bir Osman vardı. Hadi hocam, Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Yaşadığın evi, ablanı, yeğenin Memo'yu, o yaşlı anneni. bir de kız arkadaşın vardı değil mi senin? Neydi adı ya? Yaren. Bana bak, sakın onlara bir şey... Bak, yani onlara zarar gelmesini istemiyorsan... Sen tıpış tıpış geleceksin o zaman, tamam mı? Bak, biz seni buluruz ama o zaman sadece böbreğini almakla kalmayız koçum. Tamam, geleceğim. Aileme dokunmayın. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi Ethem seni bekliyor tamam mı? Hemen Ethem'in yanına gidiyorsun. O seni buraya getiriyor.
Günaydın Melek. Osman'ı gördün mü? Yok, görmedim Melek. Allah Allah. Yaren? Yaren, sana bir şey mi oldu? Yok, bilmiyorum. Ben Müslüme teyze çıktılar deyince koştura koştura geldim. Ya Osman dün gece eve gelmedi. Abla dün Osman bana gelip bunu verdi. Bu ne? Bu ne Yaren? Bu kadar para... Eyvah! Eyvah, başını bir derde mi soktu bu çocuk? Bu... Ben biliyordum böyle olacağını. Ne yapalım Çi? Kahveye bir soralım. Kahve kapandı. Kafa mı kaldı? Ne yapacağız anne? Dur oğlum bir dakika. Ya nerede peki bu kadar millet? Bir gören bilen vardır. Bir soralım, nereye gitti bunlar? Caminin orada toplanacaklarmış. Babam da oraya gitti. Tamam, koş. Gel hadi. Koş.